Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda alınan tedbirler sayesinde bu süreci en iyi şekilde atlatmayı, hatta bu süreçte güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz. Devletimizin bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşitlik içerisinde var gücüyle çalıştığını hepimiz görüyoruz. Ülkemizin her köşesine hizmet götürme felsefesinde olduğumuzu da biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımız bu yeni sürecin gereksinimlerine birçok ülkede çok daha hızlı olarak reaksiyon göstermiş, her türlü tedbir başarılı almıştır. Uzaktan eğitime süratle geçişte bunun en güzel örneği olarak görülmektedir. Tablet, bilgisayarlar da bu süreçte önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu ihtiyacın karşılanması yönünde yine gerçekten büyük gayretler sarf etmiştir. Bizler de Milli Savunma Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu gayretlerine destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Çok sevgili, çok değerli hemşehrilerim. 84 milyon vatandaşımızın her biri bizler için gerçekten çok kıymetli. Ancak ülkemizin aydınlık geleceği olan evlatlarımız çok daha kıymetli ve önemli. Genç nesillerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağını gerektirdiği niteliklere sahip ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi bizler için gerçekten hayati öneme aittir. Gençlerimizden yegane beklentimiz ülkemizin geleceği için kendilerini daha iyi ve sürekli olarak geliştirmeleri, zira bilgi radyoaktif madde gibi yarı ömürlüdür ve her geçen saniye, her geçen gün eskimektedir. Bunun bilinçli olmamız lazım. Hepiniz bilirsiniz. Kayseri'de bir söz vardır. Biraz doğru, biraz yanlış. Kafası çalışan çocuğu okutmazlar diye. Meşhur bir söz var. Bu söz artık eskidi. Hükmünü yitirdi. Ülkemizin geleceği bilim ve teknolojide. Kıymetli evlatlarımızın ülkemizi bilim ve teknolojide daha da ileri seviyelere taşıyacak yetenekte, azim ve kararlılıkta olduğuna yürekten inanıyor ve gençlerimize güveniyoruz.